Değerli basın mensupları, Asya'nın kalbi İstanbul süreci 8. Bakanlar Toplantısı vesilesiyle İstanbul'a gelen kardeşim İdris Zaman'ı ülkemizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Doğu Akdeniz'de biz bugüne kadar tüm kıyı ülkeleriyle buna benzer anlaşmaları imzalamak istediğimizi, imzalamaya hazır olduğumuzu vurgulaya geldik. Aynı zamanda Türkiye'nin olmadığı herhangi bir anlaşmanın da geçersiz olduğunu da sürekli vurguladık. Ama maalesef bir taraftan Kıbrıs etrafında Rum kesiminin tek taraflı sondaj faaliyetleri devam etti. Diğer taraftan Yunanistan, Mısır, İsrail, Rum kesimi, bazen Lübnan bölge ülkeleriyle bizi de dışlamaya çalışarak görüşmeler devam etti. Biz öncelikle Kıbrıs etrafına, bizim kıta sahanlığımızın dışında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de ruhsat verdiği, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ruhsat verdiği alanlara gemilerimizi, sondaj gemilerimizi göndererek büyük bir oyunu bozduk. Tabii böyle bir hamleyi Türkiye'den beklemiyorlardı ve şimdi dengeler değişti. Büyük bir panik var. İşte Avrupa Birliği'nden karar çıkarmaya çalışıyorlar. Diğer taraftan yine Libya ile imzaladığımız bu anlaşmayla birlikte yine Yunanistan'ın ve bazı bölge ülkelerinin anlaşılmaz bir şekilde histerik böyle duygularla tepki gösterdiğini görüyoruz. Diplomatik nezakete ve olgunluğa sığmayan adımlar attığını da görüyoruz. Örneğin Libya Büyükelçisi'nin Yunanistan tarafından sınır dışı edilmesi. Gerçekten kabul edilebilir bir durum değil. Biz Yunanistan'da da buna benzer bir anlaşmayı imzalamaya hazırız. Neticede burada Doğu Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'in zenginliklerini paylaşma konusunda biz bu tür anlaşmayı imzalarsak herkes için, anlaşmaları imzalarsak herkes için yararlı olacak. Bugün bizim yaptığımız, yani imzaladığımız anlaşma uluslararası hukuka uygundur. Kendi kıta sahanlığımızla, Libya'nın kıta sahanlığının kesiştiği noktayla birlikte bu anlaşmayı biz Libya ile imzaladık. Ama Yunanistan'ın yaptığı meşru değil. Örneğin Haftar'la görüşmesi meşru değil. Çünkü Libya'da şu anda meşru olan tek hükümet Trablus'taki Saraj hükümetidir. Eğer Yunanistan da onlarla bir şey yapmak istiyorsa esasen Trablus'a gitmesi gerekiyor. Başka yerlere gitmesine gerek yok. Ve bu buradaki hükümet, hükümetler arası anlaşma imzalamak için yetkili değil. Şikrat anlaşmasına göre. Yani Fas'taki anlaşma imzalandığı zaman ben de oradaydım. Ama mutabakat zaptı imzalayabilir istediği ülkeyle. Uluslararası hukuka uygundur. O yüzden mesnetsiz suçlamalar yerine aklı selim içinde davranmaları gerekiyor ve paylaşmayı öğrenmeleri gerekiyor. Rum kesiminde ve Yunanistan'da bu kültür maalesef yok. O zaman bu kültür yoksa biz de kendi adımlarımızı atarız. Ha, bu adımlara karşı başka önlemler almak istiyorlarsa o zaman da karşılığına hazır olmaları gerekiyor. Biz kimseyle çatışmak, savaşmak istemeyiz. Ama Kıbrıs etrafındaki gemilerimizi de koruruz. Kıta sahanlığımızla ve Libya ile imzaladığımız deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşmamızın uygulanması bakımından da hangi önlem alınması gerekiyorsa o önlem alırız. Sorunuzun ikinci kısmına gelecek olursak, nasıl şimdi Akdeniz'de ve diğer bölgelerde, Karadeniz'de dahil sismik araştırmaları gemilerimiz yapıyorsa, iki tane sismik araştırma gemimiz var. Öncelikle bu bölgelerde de sismik araştırmalar yapılır. Ondan sonra feasible bulursak sondaj gemilerimizi de göndeririz ve kıta sahanlığımız içindeki faaliyetlerimizi, çalışmalarımızı da kimseyle müzakere etmeyiz. Teşekkür ediyorum. Öncelikle Mustafa Yalçın kardeşimize bir kere daha geçmiş olsun diyorum. Gerçekten çok kötü bir şekilde gözünden yaralandı ve ameliyattan sonra şu anda dinleniyor. Sonuçları da inşallah bekliyoruz. İnşallah iyi bir şekilde netice alırız.
Fransa'nın son zamanlarda sadece geçtiğimiz bir hafta içinde değil, göstericilere karşı kullandığı şiddet, bunun içine basın mensupları da dahil, Macron'un yakın güvenlik ekibinin de müdahaleleri dahil, hiçbir uluslararası standartla örtüşmüyor. Öncelikle şunu söylemek isterim. Biz Türkiye olarak barışçıl gösterileri tabii ki destekleriz. Hiçbir zaman vandalizme varan ve yağmacılığa varan, şiddet içeren gösteriyi desteklemeyiz. Bunun ayrımını çok iyi yapalım. Yani buradaki gösterileri, aşırıya kaçan gösterileri biz destekliyoruz anlamına gelmesin. Diğer taraftan Fransız polisinin kullandığı aşırı güç gerçekten Avrupa'nın ortak değerleriyle çelişiyor. Şimdi düşünün, böyle bir olay Türkiye'de olsaydı, Allah korusun, polisin bir kullandığı herhangi bir şey, cisim, bir basın mensubunun gözüne gelseydi ve ameliyat olsaydı, şu anda dünyada kıyamet kopmaz mıydı? Kopardı. Öncelikle de Avrupa Birliği kıyameti koparırdı. Belki de haklı olarak koparırdı. Çünkü biz de istemeyiz böyle bir şey. Fakat Fransa'da olunca hiç ses çıkıyor mu? Hiç ses çıkmıyor. İşte hep anlatmaya çalıştığım bu. Kendi aralarında böyle bir saçma sapan dayanışma anlayışı var. Bizim üyemiz, biz batılıyız. Birbirimizin eksiği olsa da onu görmezden gelelim. Yanlışı olsa da aman konuşmayalım. Neden? Dayanışma içinde olmamız lazım. Yanlışta dayanışma olmaz. Haksızlığa uğradığın zaman dayanışma önemlidir. Şimdi hani ortak değerler? Şimdi Macron'un kendi sarayındaki medya ofisini kapattığını daha önce de söyledim. Avrupa Konseyi'nde demokrasinin, insan haklarının ve özgürlüklerin evi Avrupa Konseyi'nin de 70. yıl kutlamalarında basın bölümünü Macron kapattırdı. Diğer törenlere de aldırmadı. Bunu biz yapsak ne derler? İşte diktatörlük var, o var, bu var. Peki Macron yapınca ne oluyor? Tercih mi oluyor? Veya başka türlü bir demokrasi mi oluyor? O yüzden gerçekten Avrupa'nın gidişatını biz endişeyle takip ediyoruz. Özellikle de Avrupa'nın ortak değerlerini erozyona uğratan, sadece bu aşırı ırkçı partilerde görmüyoruz bunu. İşte merkez partilerinde de, başta Macron ve partisi olmak üzere bunu görüyoruz. Dolayısıyla buradaki aşırı güç kullanımı da kınamak zorundayız. Özellikle hiç ayrım yapmaksızın herkese karşı bunu kullanmaları insani de değil ve demokrasiyle ve ifade özgürlüğüyle de kökten çelişiyor. Teşekkür ediyorum. I think we deserve the meal. Right?